Cem Küçük, Bingür Sönmesin dediğini sağ muhafazakar bir doktor deseydi. Dün Kübra Park köşesinde İlber Hoca'nın ettiği sözle ilgili bir çıkışta bulundu. İlber Hoca değil de bir başkası söylemiş olsaydı, hele de o kişi Hacı Hoca biri olsaydı, bu kadar hoşgörülü davranır mıydık diye sordu. Ben aynı soruyu COVID-19 aşısı olmak istemeyenler için vatan haini tanımlamasında bulunan ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez için söylemek istiyorum. Mesela bunu diyen dini hassasiyeti yüksek bir profesör olsaydı yine bu kadar hoşgörülü davranır mıydı bazıları? Hiç sanmıyorum. Maalesef böyle durumlarda herkes olaya kendi mahallesinden bakıyor. Halbuki ilke ve prensipler her yerde herkes için aynı olmalı. Benim adamım senin adamın lafı geçerli olmamalı. Hacı hoca diye küçümsenen biri mesleği ne olursa olsun ağzından ya da kaleminden yanlış bir şey çıksa çok kolay linç ediliyor linç edilmekte kalmıyor. Kariyeri bitirilme noktasına getiriliyor. Gerçek ne yazık ki bu. Bunda bizim tarafında hatası çok. Çünkü bizimkiler de kendilerinden biri hata yaptığında ilk tekmeyi atıyor. O oh olsun diyor. Bakın CHP'de tecavüz iddiaları almış başına gitmiş. Üstelik bunların çoğu tespitli ve kanıtlı. Ama parti bunun üzerine örtüyor. Candaşlar da barış arkadaş dışında görmezden geliyor. Olay yok sayılıyor. Muğla'da vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in babasını Muğla vekili Süleyman Girgin'in aradığı iddia ediliyor. CHP'yi destekleyen yazarlardan tek kelime yazı var mı? Bu doğru mu diye soran var mı? Yok. Yeniden konuya dönersek elbette kimsenin ağzından kaçan bir söz için kariyeri bitmesin ya da lince uğramasın. Ancak Türkiye'de bu herkes için geçerli değil. Hacı Hoca diye küçümsenen grubun içindeyseniz yandı gülüm keten elva. İnanmayanlara tekrar sorayım. Aşı olmak istemeyenler vatan haini ilan edilsin sözünü Bingür Sönmez değil de Ahmet Şimşirgil deseydi ne olurdu? Sadece 30 saniye düşünün.